Merhabalar, bugün Crusader Kings 3 serimde kullandığım modları tanıtacağım. Modların ne işe yaradığını e, göstereceğim, söyleyeceğim sizlere. Ufak ufak bahsedeceğim, ne işe yaradıklarından bahsedeceğim. Lafı da fazla uzatmadan direkt mevzuya giriş yapalım. Sırasıyla kullandığım modlar bunlar İlk olarak Population Control. Population Control modu yükleyeceğimiz mod serisinde sistemi biraz kastırıyor bu mod serisi. Yükleyeceğimiz bu mod serisinde sizin etkileşime girmediğiniz karakterleri, size uzak karakterleri öldürerek veya oyun dışı bırakarak asla görmeyeceğiniz karakterleri, oyunun biraz daha rahatlamasını sağlıyor bu özellikle oyunun ileri safhalarına bayağı işinize yarayacak bir mod. Bunu da zaten e, kapatıp açabiliyorsunuz kararlar kısmına bir seçenek ekliyor start pop population control diye. İkinci olarak Medieval Arts. Medieval Arts oyuna dış tam batınız ama şehirlere şehir görünüşlerini yani binaların e, detaylı bir şekilde gözükmesini sağlıyor. Yeni binalar falan ekliyor oyuna ve birkaç tane de bu binalarla alakalı eventler ekliyor, kararlar ekliyor. Diğer yamamız Türkçe yama. Zaten Türkçe yapıyor oyun. <laughs> Bir sonraki action of artifact artık o konuşlarına takılmayın. Ben de nasıl okunduklarına dair hiçbir fikrim yok. Sallıyorum yani şu an. Bildiğim kadarıyla yani. Neyse, bu modumuz oyunda bulunan eserlerinizi satmanızı ve kırmanıza olanak sağlıyor. Biraz daha oynanabilirlik katıyor roleplay açısından. Diğer modumuz bu. Kendisi karakterimizi düzenlediğimiz zaman resimlerde gördüğünüz üzere daha detaylı bir şekilde karakterimize bakabiliyoruz. Boydan işte sağa çeviriyoruz, sola çeviriyoruz. Daha detaylı bir şekilde fotoğraf falan çekmemizi sağlıyor. Güzel bir mod kullanıyorum. Tavsiye ederim. Diğerisi Inspiration Filters. Inspiration Filters da bir ilhamı destekleyeceğiniz zaman gelen ilham desteklerini sol taraftan, saray menüsüne girdiğinizde sol taraftan filtrelemenizi sağlıyor seviyelerine göre. Güzel bir mod. Kullanışlı bir mod. Diğer mod modumuz ise bu modda ilhamları daha detaylı bir şekilde işte hataları olur ne bileyim düzeltilmesi gereken şeyler olur özellikler olur biraz daha düzenliyor ve oyuna farklı yaşam tarzları ekliyor işte zanaatkarlık demircilik tarzı şeyler ekliyor clear artifact levels bu da hem sizin eserlerinizi var olan eserleri resimlerini daha net bir hale getirip yanlarına burada resimde gördüğünüz üzere yıldızlar ekliyor bu da seviyelerini belirliyor yıldızlar göreceğiniz üzere işte 3 tane, 4 tane, 5 tane hızlı hızlı geçiyorum. Nameplate yani anlatılacak başka bir şey yok zaten modlarda. Hızlı hızlı dediğim o. Nameplate ise etkileşime girdiğiniz karakterler işte event çıktığınız çıktığı zaman karşısına işte karakterin ismini şu resimde görüldüğü gibi, özelliklerini, ilişkisini veya nerede bulunduğuna dair detayların altını çizerek daha okunabilir hale getiriyor. Bu da önemli. Aslında uzun yazılarda alt çizili yerlere bakarak da ufak bir özetini çıkartabilirsiniz. Yani çok fazla okumak istemiyorsanız eğer diğer ise Müslim. Yani bu mod ise İslam dünyasını daha oynanabilir, daha gerçekçi bir hale getiriyor. Daha farklı seçenekler, daha fazla fazla kararlar ekliyor. Yani biraz daha dibine giriyor, içine giriyor. Güzel bir mod. Eğer hani o taraflarla İslam'la alakalı, Müslümanlıkla alakalı bir devleti, bir imparatorluğu, bir sultanlığı falan yönetecekseniz eğer kullanmanızı tavsiye ederim. Bu modumuz, hemen bakıyorum. Bu modumuzda yükleyeceğimiz modların bir arada çalışmasını sağlayan bir mod, Community Flower Pack. Sıradaki modumuz Community Flubble Pack aslında biraz batıya yönelik bir mod. Karakterlerin portrelerini ve saray içi görüntüleri mesela şuradaki resimde gördüğünüz gibi daha çok batı tarafına yönelik düzenleyen bayağı bir güzelleştiren mod oyuna farklı kıyafetler işte taçlar, aksesuarlar, yüzükler tarzı şeyler de ekliyor. Yani karakterleri özelleştirebilmenizi sağlıyor. Güzel bir mod. Dediğim gibi biraz daha batı tarafına yönelik bir mod. Diğeri ise Portraits Expanded. Bu da aslında biraz daha Orta Doğu, işte Asya taraflarını falan yine aynı şekilde bir önceki page gibi daha da detaylı hale getiren bir mod. İşte yeni sarık ekliyor mesela ne bileyim aksesuar ekliyor, kıyafet falan ekliyor. Yani portreleri daha görünebilir, daha güzel, daha detaylı bir şekilde özelleştirebilmenizi sağlayan bir mod. Bir önceki moddaki gibi. Nerede kaldık? Unit Pack Expanded. Unit Pack Expanded ise savaşlar sırasında birliklerin görünüşlerini değiştiriyor. Aslında biraz daha böyle hani tarihsel olarak diyelim kıyafetleri, silahları, kalkanları falan zırhları değiştiriyor. Daha böyle yakın bir şekilde değiştiriyor kültüre göre, oynadığınız ülkeye göre. Bu da yine aynı şekilde diğer modların bir arada çalışmasını sağlayan bir mod. Kültür Expanded. Kültür Expanded modu oynadığınız kültürlere, yani oynadığınız kültürlere özgü farklı kararlar almanızı sağlayan bir mod. Oynanabilirlik açısından biraz daha etkili oluyor. Yani oyuna bir çeşitlilik katıyor. Bu modu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani farklı farklı kültürlerin çeşit çeşit kararları oluyor. Yani eventler oluyor, kararlar oluyor. Yani güzel bir mod. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da yine aynı şekilde modların bir arada çalışmasını sağlıyor. More Bookmarks marks ise büyük bir mod oyuna yanlış hatırlamıyorsam 22 veya 23 farklı senaryo ile başlamanızı sağlıyor. Yani bildiğin farklı tarihlerde ve farklı senaryoda, senaryolarda başlayabiliyorsunuz. Oyunu baya baya detaylandıran üstüne baya bir çalışılmış bir mod. Bunu geçiyorum bunu geçiyorum. JK3 Enhanced Icons. Bu da işte oyunda bulunan ikonları daha görünebilir daha okunabilir hale getiren bir mod. İkonları biraz daha görünebilir daha göze hoş bir şekilde sunuyor bizlere sunan bir mod. En son modumuz ise yine aynı şekilde ikonlarla alakalı bu da biraz daha dediğim gibi işte diğer modun yapamadığı yapmadığı bölümlerdeki ikonları değiştiriyor daha anlaşılabilir hale getiriyor değiştirmediklerini de işte parlatıyor falan yani daha görünebilir daha gözü hoş getiriyor evet şimdi bu modları böyle ufak ufak üstünden geçtiğime göre şimdi bu mod serisi kesinlikle size paylaşacağım linkteki sıralamayla yükleme yükleyin başka türlü açılmaz oyununuz açılmaz ve biraz ağır bir mod listesi. O yüzden sistemin minimum tavsiye edeceğim 16 GB RAM kullanması. Yani 16 GB RAM'inizin olması. Yani 10 GB civarı falan yeri geliyor. İşte 7 ile 10 arası yiyor bende sistemde. Bayağı asran bir mod listesi. Yani kesinlikle 16 GB altına RAM'iniz varsa kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Onun dışında benim kendi hazırladığım bir mod listesi değil. Bu mod listesini de ben yapmadım. Farklı bir YouTube kanalından aldım. Kendisine de sordum. Böyle böyle izleyenler perisyon modlarla alakalı diye problem olmayacağını söyledi. Kendisini zaten YouTube kanal linkini de aşağıda açıklamalar kısmında belirtirim. Olaylar bu şekilde. Bu şekilde kullanıyorum. Şu anki çektiğim seride dediğim gibi tekrardan hatırlatıyorum. altını çizerek 16 GB altına RAM'iniz varsa kullanmanızı tavsiye etmiyorum ve sıralama kesinlikle size videonun altında bırakacağım açıklamada ki linkte ki gibi sıralayın. Yani şuradaki gördüğünüz gibi sıralayın. Aksi takdirde çalışmayacaktır ve oyunun en son sürümünü kapsıyor. Yani oyununuzun güncel olması lazım. Evet söylemek istediğim söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı. Teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda içeriklerde görüşmek üzere. Ekstradan kapatmadan da eğer Crusader Kings serisine, Crusader Kings 3 serisine facecam isterseniz Feskem de ekleyebilirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.